Bu videoyu aslında bütün YouTuber'lar yaptı. Şimdi bütün YouTuber'lar deyip de yapmayanlar da olabilir. Çünkü bu video birazcık özel. Yani bir insan niye bir başkasının anı kutusunu göstersin? Ama bazı YouTuber'lar bunu yapıyor. Ben de yapmak istedim. Aslında anı kutusu denilince akla işte küçüklük anıları, işte ne bileyim lise, ortaokul anıları geliyor ya da işte bilet, konser bileti, tiyatro bileti, yani aklınıza anı kutusu geliyor. Ama benim öyle değil aslında, benim çok böyle birazcık daha yeni bir anı kutusu. Şöyle bir anı kutusu, yani bu aslında klasik bir ayakkabı kutusu. Neden ayakkabı kutusu yaptım onu söyleyeyim. Çünkü ben böyle bazı şeyleri çok erteliyorum. Yani hani birazdan anlatacağım size. Çok dedim ki ben anı kutusu yapamam. Hani klasik bir şey olsun. Hani hani para vermeyeyim normal anı kutularına. O yüzden böyle bir şey yapayım dedim. İşte kutuyu, yani kutu tarafını şöyle işte Tumblr'dan bulduğum fotoğraflarla döşedim. İşte burada barış işareti var. Burada güneş yazıyor. Yani güneş resmi var. Burada yani İngilizce güzel şeyler yazıyor. İşte mutlu olmak, motivasyonla ilgili şeyler yazıyor. Şimdi ilk önce içerisinden benim, ben şimdi defter uzun olduğu için ilk önce bunu göstermek istedim. Bu benim 19 Ocak 2017'de yazdığım ajanda günlük çıkıyor. Bu ajanda resmen benim. Wow. Burada biletler falan var. Burada rüyamı anlatmışım. Hatırladım bir anda rüyamı. Çok güzel bir şey gerçekten. Burada işte 2017'yi yazmışım. Yani 2017'nin ne... Bir saniye. 12.09.2017. Son sayfası buymuş. Burada motivasyonla ilgili böyle işte kendine güven, düşündüğünden daha iyisini yapabilirsin. İki şey seni başarıya götürür. Biri çalışmak, biri sabır. Yolun ucunun nereye varacağını düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir. Sen sadece atacağın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. İşte çorap söküğü gibi gelir. Mantığına dayanarak işte burada kendime not, gülümse, mutlu görün ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam et. Sonra işte 13.09.2017'de bırakmışım. Sonra başka ajandaya geçmişim. Onu da göstereceğim. Bu da benim İşte aynen dediğim gibi 13.09.2017'de hani devam ettiğim ve 2018 2017'nin sonlarına kadar yazdığım ajanda günlük diyebilirsiniz. Burada işte en son 31 Aralık 2017'de yazmışım. Sonra bu burada adım yazıyor. Eren, ilham verici bir duruşu var. Bunu da saklamışım. Ya hoşuma gidiyor böyle şeyler saklamak. Sonra burada benim Adana'da, yani ablamların komşularının iki kızı var. İkisini de çok severim gerçekten. O bana hediye etmişti. Ben de bunu takıyorum gerçekten. Hatta şimdi tekrar takmaya başlayabilirim. Çünkü bazen duşa falan girdiğimde unutuyorum.
O yüzden bunu kullanabilirim şu an. Sonra burada bir çikolata kabı var. Kabı değil bu. Her neyse, hiç aklıma gelmedi. Her neyse işte. Çikolata şeyi var. Onu da kullanmışım. Bu benim işte o dediğim komşularının en büyük kızıyla gittiğim 8 Kasım 2017 Çarşamba günü gitmişim Burger King'e. Burger King'de bunu vermişlerdi. Bunu da saklıyorum. Bu biliyorsunuz şey şapka, ya şapka değil, taç. Şöyle. Ve bu çıkıyor. Bu Mehmet abinin bana verdiği bir cüzdan. Bunu ben kullandım. Bayağı hani gerçekten güzel kullandım. O da gerçekten malını iyi kullanıyor. Yani helal olsun. Gerçekten efsane. Sonra burada 20 Eylül Salı bir Starbucks koruyucu kılıfı çıkıyor. Hani eliniz yanmasın diye koyulan. Bunu ben bazen kitap aylacı olarak kullanıyorum. Bazen de işte kutuya koyuyorum. Bu benim. Bu da benim cüzdanımda. Bu da sanırım ya defaktodan ya da eski. Burada şeyler falan var. Burada da sinema biletleri vesaire var. Onu da buraya koymuşum. İşte burada klasik işte kartlar falan var böyle. Bilmiyorum, hoşuma gidiyor. Gerçekten böyle anıları biriktirmeyi çok seviyorum. Aslında keşke küçüklükten başlasaydım. Keşke yani. Bu benim nüfus kayıt örneğim. Bunu neden burada olduğunu hiç bilmiyorum. Aslında belki lazım olur diye koymuş olabilirim. Bu benim en sevdiğim Yıldız Tilbe şarkılarından bir tanesi olabilir. Çok güzel sözleri, gerçekten çok güzel sözleri, çok da seviyorum. Şimdi de benim kutumdan telefonum çıkıyor. Böyle teknolojik aletleri aldığımda kutusunu saklamayı çok seviyorum. Çünkü içerisinde ne bileyim işte hani ne kadar okumasak da kullanım kılavuzu vesaire fatura olduğu için böyle şeyleri ben saklıyorum. Daha güzel oluyor. Bir de ne zaman almışım vesaire o çıktı, o gözüküyor. Hoşuma gidiyor. Sonra tabii ki bu benim ilk ajandam. İlk böyle günlük yazmaya alıştığım. Bu resmen bu çok karışık. Yani hani burada her şeyi yazmışım arkadaşlar. Aklınıza gelebilecek her şeyi. Bu benim bir ara İstanbul'dayken İngilizce defterimde, İngilizce kurs defterimde bir ara onu tutmuştum defter alana kadar. Bu benim 15 Ocak Cuma. Oha abi. 2016. İnanmıyorum. 2016. 3 sene. Helal olsun. Gerçekten çok duygulandım. İçerisinde de bazı fotoğraflarım falan var. İşte burada kahve dünyasına gitmişim. Oradan bir kılıfı almışım. 26 Mayıs 2016. Burada işte fotoğraflar var işte hani ablamla beraber işte doğum günüm, benim küçüklüğüm,
Şöyle bir saniye şunu göstereceğim. Tüy. Hoşuma gitti. Yerde buldum. Yerde bulduğum şeyleri kutuma koymayı severim. Sonra bu ne? Arkadaşlar bu Mersin'e gitmiştik. Deniz kızı. Aslında sahilin adı yani ya da işte orada sahilin işletmesinin adı Deniz Kızı. Bu biletlerle yani bu fatura gibi bir şey ile duş alabiliyorsunuz yani hani gösterebiliyorsunuz. Benim işte faturam var. Duşa girebiliyorsunuz. Bu olmazsa giremezsin. Kalırsın öyle. Bu Beyzade kebap yemesi Beyzade'nin ıslak mendili. sevap. Gerçekten konuşamıyorum. Beyzade gerçekten çok efsane. Hani kebap bakımından efsane. Şu an canım aşırı kebap çekti. Burada işte şeyler falan var. 03 39 22'de annemde. Wow. Yani ben böyle işte anahtarlıkları birbirine takmayı çok seviyorum. Sonra burada E-Devlet şifrem var. Burada benim sünnet düğünümün CD'si var. Burada favori Halsey. Halsey nasıl okunuyor hiç bilmiyorum. Halsey mi? Hiç gram anlamam böyle şeylerden. Onun en sevdiğim şarkılarını yazmışım. 6 Eylül 18-23. Bu benim ilk çalıştığım yerin peçetesiydi. Yani bazı kalbimde yara. Ay, 6 Haziran 2017'de yazdığım. Bir arkadaşıma çok kırgındım. En yakın arkadaşıma. Onu yazmışım buraya. Ama vermemişim işte. Vermek istemedim çünkü aramız düzeldi. O yüzden buna hiç gerek yok böyle şeylere. Eskiler eskide kaldı. Yeniye de bakalım. İşte. Bu da benim 15 Şubat 2017'de 2:47'de yazdığım eski sevgilime mektup. Yani. Neler yaşadım Beren? Şimdi bunları yerine koyma zamanı. Arkadaşlar görüyorsunuz benim anı kutumda ya da aklınıza ne geliyorsa onu söyleyebilirsiniz kutu hakkında çünkü her şey var. Yani hani yakın arkadaşım buraya gelmişti. Onun otobüs biletini almıştım ama maalesef o sanırım yattı mı yatıldı mı tam bilmiyorum yalanım olmasın. Onun böyle parçalarını falan saklıyordum ona. Hani öyle bir psikopatlık. Gerçekten hani seviyorum böyle şeyleri, anıları biriktirmeyi. Sanırım burcumdan dolayı olabilir. Çünkü aşırı çok yengecim yani hani. Sanki adeta benim için yapılmış bir burç olabilir. Videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok dikkat edin. Hava bu arada aşırı karanlık. O yüzden umarım beni görebiliyorsunuzdur. Çünkü arka kameranın flaşını açtım. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.